Buyurun. Ya hocam çok özür dilerim. Ha, önemli bir yere geldin. sevgili Fulya yüksek müsaadenle. Buyurun buyurun. Şimdi Abdülkadir hocam orada konuşma benim de dikkatimi çekti. Diyor ki ey özel bankalar tamamen böyle tüketici kredilerine yöneldiniz. Hani orayı biraz kırsın demeye ha. getiriyor. Okuyalım onu. Reel sektöre yönelin. Evet. Şimdi. Sayın Şimşeğin... şimdi Bu bu şu anlama mı geliyor? Ya evet her sektör rahat kredi ulaşamıyor mu Abdülkadir hocam? Hayır. Tam tam sözlerini de ekrana getireyim öyle yorumlasın eee Abdülkadir Hoca. Mehmet Şimşek'in kredilerle ilgili verdiği mesaj evet. önemliydi. Özel bankaların tüketici kredilerine odaklandıkları dönem geride kalmalı. Bu sürdürülebilir değildir dedi Hah. Sayın Mehmet Şimşek. Sürdürülebilir büyümenin devamı Aynen öyle. için Reel sektörün finansmana kesintisiz ulaşması önemlidir, açıklamasını yaptı. E, tabii az önce büyümeden Aynen. bahsettik. Büyüme e, için bu konuda ihtiyaç var? E, enerjiye ihtiyaç var, sermaye ihtiyaç var. İhracat İr yapmanız lazım. Evet, e, dolayısıyla e, sermaye, bu, bu ulaşma kolay olmalı üretim için, ihracat hmm. için. Burada bir kaynak var. Kaynağı hangi oranla neye böleceğiz? Tüketici kredileri burada ne kadar olacak? Reel sektör ihracat ne kadar desteklenecek? Konu burada. Şimdi bunu son süreçte tüketici kredilerinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Ee, ve buna bağlı olarak da tüketim de çok arttı. Bu belli bir oranla da alışkanlığa da dönüştü. E, bu sürdürülebilir değil. Yani Sayın Bakan ifade etmiş olduğumuz esasında bu. Buradaki önemli nokta şu. Eğer büyümek istiyorsak. Neye ihtiyaç var? Sermaye, sermaye ihtiyaç var. Sermayenin burada düşük maliyetli, ulaşılabilir düzeyde olması lazım ki sizin büyümenizi bu noktada desteklesin. Dolayısıyla e, Sayın Bakan buna işaret etti. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı da hatırlarsanız buna benzer bir yorumda bulundu. Özellikle bu sermayenin konuta veya araçlara gitmemesini, bu sermayenin üretime ve real sektörün, daha fazla desteklenmesi kullanılması gerekliliğinin altını, altını çizdi. Mehmet Şimşek de bu bu minvalde bir yorum yaptı. Ben de destekliyorum bu yorumu. Hı. İsmet Bey galiba katkı sunmak istiyor. İsmet Özçelik? Hocam bir, bir özür dilerim. Bir cümle evet. İsmet abi hemen sana bırakıyorum. Hocam şimdi ben e, bu, bu açıklamadan sonra e, çıktım bir yayında şöyle bir yorum yaptım. Dedim ki ya bu hani özel sektör e, şirketler krediye ulaşmakta zorluk mu çekiyor ki? Yani şimdi adamın diyelim ki finansman yapısı sağlam. Şirketi belli kalemde ihracat yapıyor. Portföyü belli. Bankadaki kredibilite belli. Dolayısıyla zaten kredi ulaşımda zorluk mu var dedim. Bir grup iş adamı arayıp dedi ki evet zorluk var. var. Kısa vadede düşük. Evet. Üstelik garantiye rağmen alamıyoruz. Evet. Ben hiç çalnamadım. Alt Şirke... ay vade veriyorlar en yüksek benim de bildiğim Şirketler kadarıyla. Şirketler sıkıntı ay. yaşıyor. Türkiye odalar borsalar Birliği de. Melik Bey kredi konusunda. Evet Türkiye odalar borsalar Birliği'nin de bugün açıklaması var. Ben... Tobun açıklaması var. Erişemiyoruz diye. Evet. Ben de bir palan döken e, TES Genel Başkanı aynı Biz şikayeti da, onu alamıyorlar yapıyor. Alamıyorlar mı? İstedikleri şartlarda mı alamıyorlar? Alamıyorlar yani o, o ulaşamıyorlar. Al, alamıyorlar ulaşamıyorlar. Hariyetten... Red yanıt alıyorlar. Maliyetler de çok yüksek. Maliyetler de çok yüksek. Maliyetler de yüksek ayrıca. Bu konu de çok ayrıca, yakınından birisinin de hocam, bir mağduriyeti de o yüzden şey, yani söyleyeyim. Vermiyorlar hiç Melik Bey. Evet Abi, evet. Ekim-Kasım'a bir bakarız diyorlar. Bu şimdi çok önemli. bakın. Sayın Bakan'ın Top Top, top başkanı Batı daha yeni bir açıklama yaptı. Evet evet. Söylemlerini çok iyi dinleyelim. Ne diyor? Diyor ki. Türkiye'de büyüme iş talebe yönelik oldu, iş talebi kısacağız diyor. Bir kere bu lafıyla bir yıldır, hatta iki yıldır Sayın Mehmet Muş göreve geldikten sonra sürekli haberdar ettiğimiz o artan ihracat rakamları yanlış mıydı? Yani o ihracatla büyüme sağlanmadı mı? Talep yaratılmadı Yo, mı? Doğru. Bir dakika, bir. Doğruysa o zaman niye böyle konuşuluyor? Yani yalnız iş taleple büyüdük hem iç hem dış talep. Yani yalnız iç taleple büyüdük demek bugüne kadar bakanların yaptığı iş adamların belirttiği o ihracat rakamlarını şüpheyle mi karşılamamız gerekiyor? Bir. iki. Şu anda yüzde dört buçuk çok aham bir büyüme değil ki. Neden bir büyüme değil? Bir kere biz koronavirüsten sonra 2020 yılında büyümemiz yüzde 1.8 olması gerekir. Şimdi bu büyüme oranımız bizde 1.8'den sonra virüs. ne oldu? 2021 yılında 1.8'e göre yüksek büyümüş gözüküyor 11. Altında bu yüksek bir büyüme ama baz etkisi dolayısıyla bu baz etkisi 2022 yılına girerken düşmeye başladı. Önce 7.6'ya düştü. Hmm. Sonra 7.8 aynı miktarı seyretti. Ama son çeyrekte 3.5 oldu. Dolayısıyla 2022 yılının büyümesi 5.6. Şimdi dönüyorum. 2023 yılının birinci dönemindeki büyüme %4. Bu normal. Neye göre yüzde dört? Üç buçuğa göre yüzde dört, yüzde yarım artmış demektir. Yani böyle toplu halde bakmadan çeyrekler mukayesesi itibariyle. Hani bazı etkisi dedi ya Nebati Bey, burada da bazı etkisi var. Şimdi bu yüzde dört OECD ülkelerinde ikinci. G20'lerde de üçüncü sıradayız. Yani Türkiye'de büyüme böyle düşük bir büyüme yok. Hem ihracat açısından Hı -hı. hem talep açısından. Şimdi sorun ne? Sorun iki boyutludur. Birisi Özay Bey'in sorduğu soruyla ilgili hani enflasyon muhasebesiyle Hı -hı. bağlantı kurarak. Hı, Hı İkinci boyutu ise kredi talep edenlerin mal varlığı ile ilgili alakalıdır. Kredi talep eden şirketlerin tabii sabit varlıkları nedir? Teminatı nedir? Hı -hı. Bu teminatın paraya çevrilebilir, dönüşebilir durumu nedir? Bu kur artışından sonra firmaların kredi bulabilmeleri zor. Şu anda da istediğiniz kadar eğer siz onlara özel tahsisli kredi vermezseniz, yani şu tür firmalara vermek üzere A bankasına, B bankasını fonlamazsanız ve risk primlerini almazsanız ulaşmaları kolay değil. Peki bankalar neye göre şey diyor? Ekim, e, ba, Ekim, mal varlığının yeterli değilse analiz yapıyor, mali analiz yapıyor, mali Ama analiz, herkesin mi ama ya kimseye vermiyorlar. Mali analizde, mali analizde şu anda enflasyonun bu yükseldiği, kur farklarının yükseldiği bir yerde sağlam çıkması mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü o mal varlıkları hani gayrimenkul dışındaki mal varlıkları değer kazanmıyor. Sayın, Sayın Bakanım, dedi. mal varlığından kastınız şirketlerin sabit çomu, aktifleri. Sabit. Mu, şirketin yani taşınmazları mı? Yani mal varlığı yani hac zaman para edecek Olacak değerli. Ödeyemedi. Ne yapacaksın? Ha, eyvallah. ne olacağım. yapacaksın? haz zaman ödeyemeyecek değerleri. Şimdi bu aslında şirketlerin sermaye yapılarının düşük olmasından kaynaklanıyor. Bu düşük olmasını Türkiye Cumhuriyeti şu anda bedelini ödüyor. Biz o tarihte öğrenci olarak itiraz ederdik. Sosyal sigortalar primlerini iş adamlarına ucuz faizden veriyorsunuz. Bize de şöyle demişlerdi. Biz veriyoruz ama bu para değerini koruyacak. Çünkü SSK bu öyle battı hocam. Fabrika kuracaklar, iş istihdam açacaklar demişlerdi. Ama o kuran bütün iş adamları o fabrikaları sattılar. O da ayrı bir hikaye. Yani yabancılara sattılar ya da başka şey oldu. <laughs> Ve bugün Sosyal Sigortalar Kurumu o emekli maaşlarını ödemede mal varlığı zayıfladığı için oluyor. Zaten Türkiye'de bakın başka çarpık düzen var. Dünyada bankaların sahibi sigorta şirketleridir. Bizim ülkemizde ise bankalar sigorta şirketlerinin sahibidir. Yani bu da bile emeklilik düzenimizle ilgili uzun vadede üzerine düşünülmesi gereken bir yapıdır. Şimdi şu anda Sayın Mehmet Şimşek'in söylediği dördün dört buçuk olması normal. Yani Hı. çok böyle an bir, şey değil. Bu dört buçuk da iş talepten kaynaklanmıyor. Enflasyon dolayısıyla ortaya çıkıyor. Bu sefer enflasyon beraberinde girdi maliyeti eski fiyatlarla, satış fiyatı yeni fiyatla olunca ek bir vergi yarattığı için eğer bu konuda bir düzenleme yapılmazsa ama bu düzenleme de daha geçmişte yapılan enflasyon muhasebesi gibi olmaz. Enflasyon muhasebesinin şimdiki vergi hukukumuzdaki uygulama şekli iş adamlarının aleyhinedir. Ben bunu 2020 2003 yılında söylemiştim. İşverenler sendikasında benden sonra söylediler ya bu dediler sosyalist görüşlü, sosyal görüşlü onun için böyle söylüyor. Ankara Odası söylemişti ama iki yıl sonra hem İçgörenler Sendikası'nın başkan vekili hem de o zaman Ankara Sanayi Odası başkanıydı sonra bakan oldu Sayın Çağlayan aradılar. Bugün kulağını çınlatık sen haklı çıktın dediler. Hmm. Çünkü Türkiye'de bu kurulan enflasyon muhasebesi düzeninde firmaların sabit varlıkları az ve enflasyon muhasebesi ilk sene avantaj sağlıyor ama ikinci seneye geçerken ne oluyor? Alacaklarının gelirini az ama borçlarının gel geliri fazla olduğu için borcu o zaman fiktif kar doğuyor. Ve o nedenle apar topar hükümet bakın bu konuda Allah rahmet eylesin. Kemal Unak'tan piyasaya duyarlıydı. Hemen o düzenleme bu yıla kadar olmak üzere uzatıldı. Yani şimdi bazı iş adamları böyle söylüyor, enflasyon muhasebesi kulağa hoş geliyor ama enflasyon muhasebesi enflasyondan doğan karın vergiden muafiyet sınırı getirmektir. Yoksa borçlarını alacaklarını zaten hakkı olan her zaman ister olsun olmasın diye mevcut 1960 yılından beri uygulanan sistemi zorunlu hale getirmek değildir. Şimdi şu anda gündem şu. İş hayatının sermaye ihtiyacı var. Sermayeyi de banka kredileri yoluyla artık bulamaz. Çünkü banka kredileri şu anda bireysel kredide de 5.44 değil mi? E nereden kredi bulacak kredi kartları peki? işte devletin bu konuda tahsisli sermaye sistemi yaratması gerekir. Sübvansiyonlu kredi mi sayılır? Ta, Tabii. İki türlü olabilir. Bakın mesela biz hani 2001'de bankalar krizi yaşadık ya. Ben o zaman azma tüy bitti. Hmm. Bu konuda iktidar partisinin mensubu olmama rağmen yapmayın. Hani bankalara el koymayın, finanslayın dedim. Ama bankalara, Türk bankalarına el konmasıyla ilgili bir projedir bu. Hani Lord Finrus'un söylediği var ya bir gün geleceğiz ülkenizde alacağız sözünü bu konuda bizi izleyen varsa, merak eden varsa 1930 yılında Sorbonne Üniversitesi'nde yazılmış Türkiye'ye ilgili doktora tezi var. O doktora tezinin orijinali yalnız Hollanda Kütüphanesi'nde var. Tavsiye ederim. Yani bu, bu, konuda bakılırsa Türkiye neden diyor Osmanlı'dan sonra büyüyen ülke oldu? Hani 1900 çünkü ilginçtir 23'ten 38 yıllar arasında büyüme oranımızın ortalaması %7'dir. 1923 ile 2021 Dünyanın arasındaki... en çok büyüyen ülkelerindeniz. Ülkesi İSAT'ta. Tabii tabii ama 1923 ile 2021 arası da yine iyidir ortalamamız. Yüzde 5.07 darbeler yaşamamıza her şey olmamıza göre. Şimdi bunları ben halk diline çevireyim bizi izleyenlerin evet. izlemesi için. Bir bankaların kredi faiziyle iş adamları ulaşsalar Hayatın biraz daha pahalılaşması demektir. Hmm. Enflasyonun biraz daha artması demektir. Hmm. Kontrol edilmemesi demektir. Neden? Çünkü efe, faiz... Finansman maliyeti artar. Finansman maliyeti artar. Kur maliyeti artmış. Haziranda 23 lira olan kur... Şu anda 27 küsur lira. Daha da çıkacak. Ve bunların içinde de ben iddia ediyorum. Bakın Sayın Bakan, isteyenle tartışırım. Şu anda kimse bana neden dolar kuru 27 lirayı izah edemez. Daha düşük olması gerekir. Ama bu bir süre daha gidecek. Biz bu filmleri çok seyrettik Türkiye'de. Ondan sonra bakın her alınan karar olumludur diye hiç yükselmeyecek. Biraz düşecek, biraz yükselecek. Şimdi Sayın Şimşek aslında Konuşmasında ne diyor? Diyor ki bizim risk primimiz 700'den 400'e indi. Bu risk primi 700'den 400'e inmesi alınmış bir kararla ilgili değil. Seçim sistemimizin 5 yıl sonraya artık değişim söz konusu olmayacağı için siyasetteki istikrardan kaynaklanıyor. Neden Hı. yükselmişti prim? Çünkü Türkiye'de eğer yönetim değişirse yeni gelen yönetimin ne yapacağı belli değil. Bu nedenle bu prim artmıştı. Aynı şey bizim tahvil faizlerimizde, Euro tahvil faizlerimizde de 100 puan artmıştı. O 100 puan geri geldi. Hatta 100 puandan daha fazla arttı da şimdi 100 puan düştü. Bu risk primi de biraz daha düşmesi gerekir. Çünkü siyasi istikrar var, seçim yok. Yani bazı şeyleri böyle ekonomik dille izah edip de siyasetin başarısını da gölgelememek lazım. Yani ben hani çok başarılıdır Cumhur İttifakı demiyorum. Seçim kazanma başarısının gelmiş olan risklerin bize iadesidir. Şimdi bütün bunları aldığımız zaman bir talebi kısmaya çalışmak Türkiye'de resasyona neden olur. Durgunluğa neden olur. Nitekim şu anda bence Türkiye Cumhuriyeti için emniyet supapıdır. Hükümette Cevdet Yılmaz bu tür mesajları güzel veriyor. Son yaptığı toplantıda ne diyor? talebi kısacağız ama diyor, resesyon olmaması için de diyor, gerekli büyümeye ilişkin tedbirleri alacağız diyor. O zaman nedir bu? Ya sizin bahsettiğiniz hani o yakınınızın da tanıdığınız kişinin Bak, de kredi evet. almaması gibi Alamaması. özel tahsisli krediler <laughs> ayarlanması lazım. Türkiye'nin Bu yapılabilecek bu, bu bir şey yapılır. mi? Peki. Üzerine bakın Türkiye'de bir kere bir Böyle söylendiği gibi değil. İş adamlarımız dürüsttür. İş adamları içinde alevere dalevere işlerine kayma ihtimali olanların yüzdesi çok düşüktür. Öyle olmasaydı zaten Türkiye bugüne kadar bu noktaya gelmezdi. Bütün bankalar çökerdi. Hmm. Ve hukuk sistemi 2001 yılından sonra finans sistemi hani bankalara getirilen yapılar bu tür işlemlerin olmasını önlü kesmiştir. İkincisi bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde Merkez Bankası'nda muhalefet de yanlış hesapları yapıyor ha. Hı. Geçen gün yine böyle bir açıklama okudum. Çok yanlış ya. Yani böyle sosyal medyadaki lafları siyasiler de kullanıyor. Merkez Bankası arka kapıdan dolar mı satıyor? Satmıyor. Ama Merkez Bankası'nı baskı yapıp belli insanlar kamunun ihtiyacı olan doları da onlar satıp para kazanmaya çalışıyor finans sektörü. Bunu yapanlar da bu tür raporlar yazıyorlar. Yani ben gerekirse müşahaz isimlerini bile söylerim ama burada söylemekten imtina ediyorum. Türkiye'nin geleceği vallahi önemli.